Onlar da yatakhane bölümünü genişletmek istiyor. Süper. Şu duvarları kaldırıp atıl olan bölümleri içine katabiliriz. Pencereleri de kolunun el verdiğince büyütürsek çok daha ferah olur. Duvarlar için de böyle biraz daha renkli... Duvarları çocuklarla birlikte boyamak istiyorum. Kendi yaptıkları resimlerin süslediği duvarlar onları yatakhane değil de kendi odalarındaymış gibi hissettirebilir. Okey. Sürpriz doğum günü. Kimin doğum günü? Selin'in sürpriz doğum günü düzenliyorlarmış. Ne hoş. Ofiste mi, dışarıda mı? Selin'in evinde olacak. Konum atıyorum. Çok affedersin. O fotoğraf odasına giriyoruz. Bu akşam. Demir'e teşekkür etmem lazım aslında. Projeyi Selin'den alıp sana verdiği çok iyi oldu. Seninle çok daha verimli çalışıyoruz. Selin de çok yetenekli bir iç mimardır. Yeteneğini bilemem. Ama o kız da beni rahatsız eden bir hava var. Yani bunu Demir'e de anlatmaya çalıştım ama kendisi ısrarla Selin'e güvenmeyi tercih etti. Yeteneğinden emin olmadığın için Selin'le çalışmak istemedin yani. Öyle mi? Demir'le yalnız kalmak için değil. Diyelim ki öyle. Demir'le yalnız kalmak istedim. Bunun Selin'le ne ilgisi var? Aralarında bir şey mi var? Siz kadınlar çok tehlikelisiniz. Soruma cevap alamadım. Demir Bey şirkete geldi. İlk gün aşk yasağı koydu. Yani istese bile kendi kurallarını çiğneyip seninle birlikte olamaz. İlginç. Ne buluyorsun o adamda? Sen hep böyle sınırlarını zorlar mısın? Komik mi? Sürekli kendi sınırlarını zorlayan birinden duyunca... Evet, komik. Tamamdır. O zaman ben konuştuğumuz gibi size çizimleri gönderirim. Selin'e ne almayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Çünkü gitmiyorum. Neden? Şöyle... Partiyi ailesi düzenliyormuş. Ve beni bu aralar görmek isteyeceklerini hiç zannetmiyorum. Niye? Selincik projenin başına sen geçsin diye babasına mı şikayet etti? Hayır, tabii ki de. Ailesiyle aramda bir yanlış anlaşılma var. Babası hala bana kızgın. Vay vay vay. Babası hala kızgın bana. Demek o yüzden savunuyordun Selin'i. Alakasız şeyler arasında bağlantı kurmak şizofreni başlangıcı olabilir. Bence sen bu yoldan dön. Alakasız mı? Az önce parti için heyecanlanıp telefona sarılmanın Selin'le bir ilgisi yok yani. Öyle mi? Peki. Bu partiye yanında bir kızla gitsen. Acaba ailesi bu yanlış anlaşılmayı unutur mu? Aslında olabilir. Ama... Demir Bey'i hiç kimse bu partiye davet etmez. Yani onu görme umuduyla teklif ediyorsan... Ben Demir'i istediğim zaman görüyorum zaten. Merak etme. Ama bu Selin'le senin aramdaki engelleri kaldırmak için iyi bir fırsat. Peki senin çıkarın ne bundan? Gün gelir sen de bana bir iyilik yaparsın. Olmaz mı? İyi o zaman. Hediye seçmeme de yardımcı olursun. Okey. Anlaştık. Anlaştık. Hediye almama yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Umarım beğenir. Daha rafine zevkleri olmadığı için şanslıyız. Ali ara. Tamam, tamam. Uslu duracağım senin evinde. Parti kaçsa? Ben Esen'e toplantıya gidiyorum.
Hakkını helal et. Daha vakit var. Bir şeyler aramazsam düşüp bayılacağım. Hadi şurada bildiğim bir yer var, gidelim. Gelmiyor musun? Neden Selin'in doğum gününü Demir'in evinde kutluyorsunuz ki? Demir'in evi mi? Yo, burası Selin'in evi. Sen niye öyle düşündün? Dediğim gibi, ben evi eşyalarıyla satın aldım. Kısa süreliğine gitti herhalde. Yani makyaj malzemelerinden bakım ürünlerine kadar her şeyinin burada olduğuna göre. Eşyalarının kalan kısmını sonra toplayacak. Biraz apar topar gitmek zorunda kaldı da. Ben aslında bir kısmını toplattım ama onlara sıra gelmedi. Ali ara. Demir bir dosya istemişti de adres olarak buraya vermişti. Ha, ya proje yöneticisi Selin ya, ondandır. Bundan sonra benim adresimi gönderirsin. Öyledir herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.